Huzuru hazırun, cemiyeti irfan, vakti sefai merdan. Haindir, münafıktır, dinsizdir şeytan. Şeytanın hainliğine, münafıklığına lanet, Rahman'ın varlığına, birliğine hamdu bir gayet. Bizleri izleyen, siz kıymetli izleyenlerime saygılar, sevgiler, muhabbetler diliyorum. Saygı, sevgi ve hürmetle siz değerli izleyenlerimi selamlıyorum. Efendim, hani bazı insanlar vardır. Soru sorduklarını zannederler. Sordukları sorularla da insanları köşeye sıkıştırdıklarını zannederler. Eh, böyle bir de hani sorduğum sorulara cevap veremedin <laughs> diye de alaya derler. İşte bu tiplerden bir tanesi Şems Tebrizi Hazretlerine gider. Şems Tebrizi Hazretleri evinin bahçesinde kerpiçten bir duvar örmektedir sevgili izleyenler. Gelenin farkında bile değildir. Çünkü o işini aşkla yapmaktadır. Gelenin farkında bile değildir. Bir yandan işini yapmakta, bir yandan da zikri hakiyle meşgul olmaktadır. Gelen bir mitret Şems Hazretlerini izler ve <laughs> diye geldiğini haber verir Şems Hazretlerine. Hazret şöyle kolunun altından gelene bir bakar, az çok halinden kim olduğunu anlamaya çalışır. Efendi, efendi, öksürdükten sonra şükredesiniz ki yaradana şükrünüzü eda edesiniz der. Adam döner. Ben inanmıyorum ki. Hazret ne? Nasıl yani? Ya ben inanmıyorum ki der. Beni, benim sana üç sorum olacak. Ben sana soru sormaya geldim. Beni sana gönderenler bu konuda en ehil kişi olduğunu söylediler. Şems Hazretleri çok şaşırmıştır. Ne sorusu? Ha? Ne sorusu? benim sana üç sorum olacak. Bakalım sorularıma cevap verebilecek misin? <laughs> diye de alaycı bir tavır takınır. Şems Hazretleri gelenin koyu, inkarcı olduğunu anlamıştır. Ama aynı zamanda da hazırlıklıdır da. Döner, hadi bakalım ne soracaksın? Sor sorunu der. İnkarcı döner, ya hani Allah Var, var, var diyorsunuz. E hani gösterin de biz de görüp inanalım der. Şems Hazretleri çok şaşırmıştır ve başını kaldırır. İnkarcıya hafif böyle tebessüm eder. <laughs> Hadi bakalım diğer sorunu sor der. İnkarcı ya ahiret var diyorsunuz. Herkes bu dünyada yaptığının cezasını ahirette çekecek. O zaman insanlara ne diye müdahale ediyorsunuz? Bırakın insanlar dilediği gibi yaşasın. Ha? Der. Şems Hazretleri yine bir miktar düşünür ve inkarcıya döner. Yine bir tebessümle diğer sorunu sor bakalım der. İnkarcı, hani şeytan ateşten yaratılmış diyorsunuz. Madem şeytan ateşten yaratıldı, Cehennemlik diyorsunuz şeytanın ateşten yaratıldığı için, insanları kandırdığı için cehenneme gideceğini söylüyorsunuz. Hiç ateşten yaratılan şeytana cehennem ateşi zarar verir mi? Ha? <laughs> Şaşırdın değil mi? Sorularıma da cevap veremeyeceksin. <laughs> diye de alay eder. Şems Tebrizi Hazretleri yere eğilir. Biraz önce, biraz önce duvar yapmak için kullandığı kerpiçlerden bir tanesini alır yerden kaldırır. Ya Allah adamın başına boca eder. Adam başlar imdat imdat canıma kastediyorlar başıma vurdular canıma kastediyorlar yetişin kurtarın beni diye feryat figan bağırmaya başlar. Etraftan koşuşurlar adamı apar topar alıp şehrin kadısının huzuruna getirirler şehrin kazısının huzuruna gelinmiştir. Bir tarafta inkarcı, diğer tarafta Şems Hazretleri bulunmaktadır. Adam, feryat figan içerisinde kadıya şikayetini bildirmektedir. İşte kadı efendi bu adam benim kafama vurdu, kafamı yardı, kafam çatlayacak gibi ağrıyor. Oy kafam, kafam, kafam der. Kadı döner Şems Hazretlerine der ki, Durup dururken bu adamın kafasına ne diye vurdunuz? Semiz Hazretleri, efendim ben bu adamın kafasına durup dururken vurmadım. Bu adam bana soru sordu, ben de sorularına cevap verdim der. İnkarcı, ne? Nasıl ya? Böyle sorulara cevap mı verilir? Sen durup dururken kafama vurdun, bir de soruya cevap verdim diyorsun. Böyle cevap mı olur? Kafamı yardın, kafam ağrıyor, çatlayacak gibi ağrıyor. Derken kadı doğru, doğru der. Sen ne sordun? Sen ne cevap verdin der. Şems Hazretleri, efendim bu adam geldi bana dedi ki, haşa sümme haşa Allah yoktur. Hani nerede? Göster dedi bana. Madem Allah yoktur, biraz önce kafasının ağrıdığını söyledi bu adam size. Bu adam kafasının ağrıdığını bize göstersin, ben de Allah'ın varlığını ona göstereyim der adam kızıl uzun bir şekilde kül, böyle cevap mı olur falan diye sızlanırken Şems Hazretleri efendim bir de bu adam bana dedi ki insanlar bu dünyada yaptıklarının cezasını ahirette çekecek neden bu insanlara bu dünyada müdahale ediyorsunuz ha bırakın insanlar bu dünyada rahat rahat yaşasınlar dedi. Ben de bu adamın kafasına kaldırdım kerpiçle vurdum canımın istediği için. Madem ben de bu dünyada yaptıklarımın cezasını ahirette çekeceksem, şimdi siz ne diye beni yargılıyorsunuz? Neden bu adam benden şikayetçi oluyor der. Şems Hazretleri'nin söylediği bu cevaba Kadı Efendi çok bahtiyar olmuştur, sevinmiştir ve hafif bir tebessüm eder. Şems Hazretleri ve döner der ki: "Efendim, bir de bu adam dedi ki: Şeytan ateşten yaratılmıştır diyorsunuz. Şeytanın cehennemlik olduğunu da söylüyorsunuz. Ateş ateşe zarar verir mi?" dedi. "E ben de bu adamın kafasına kerpiçle vurdum. İnsan da topraktan yaratıldığı için vurduğum kerpiç de topraktan yapıldığı için Toprak toprağa zarar verir mi? Der. Kadı çok memnun olmuştur Şems Hazretleri'nin kıvrak pratik verdiği cevaplardan dolayı. Döner. Efendi sen sorduğun soruların cevabını hem zahirde hem de batında cevabını almışsın. Hem teorik hem de pratik olarak. Yargılamaya gerek yoktur der. Mahkemeyi bitirir. Ama adam hala feryat etmektedir. Nasıl olur? Nasıl yargılanmaya gerek yoktur? Efendim benim kafam ağrıyor falan derken kadı sinirlenir. Atın bunu dışarı der. Evet efendim. Mahkeme biter. Büyüklerimiz firasetli insanların firasetinden sakının der. Aslında bu bir hadis-i seriftir. Peygamber Efendimiz firasetli insanların firasetinden bah bahsederken firasetli insanların firasetinden sakının demiştir. Cenabı Hak bizlere inandığımız gibi yaşamayı, yaşadıklarımızla amel etmeyi nasip ve müesser eylesin sevgili izleyenler. Her ne kadar suç nisan ettikse affola.